değerli izleyenlerimiz, çevreden çevremizden programımıza hoş geldiniz. Bugün yine birlikteyiz. Bugün biraz kalabalık bir toplantı yapıyoruz. Çok değerli konuklarımız var, meslektaşlarımız, öğrencilerimiz hep bir aradayız. Ama bir şeyi hatırlatarak başlayalım dilerseniz. Bugün 13 Mayıs 1277'de ilk kez Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçe konuşulacak. Bu ülkenin dili Türkçedir demiş. Bu ulusun dili olarak. Büyük Atatürk de bunu Cumhuriyeti ilanından sonra hem anayasada hem doğrudan söylediği Cumhuriyeti oluşturanlara Türk milleti denir. Bunun da dili Türkçedir demiş. Daha yakın zamanda kaybettiğimiz Oktay Sinanoğlu da Türkçe üzerinde çok duruyordu. Çünkü bir dili kaybederseniz bir ulusu kaybedersiniz, bir ülkeyi kaybedersiniz diyordu. Bugünlerde bana göre tartışılması gereken önemli bir konu diyelim. Ayrıca 13 Mayıs tabii hepimizi yürekten yaralayan bir Soma olgumuz var. Ve hala iş güvenliği yasaları işlemiyor. İş güvenliği yasalarına imza atıyoruz. Uluslararası ILO sözleşmelerine imza atıyoruz. Ama bu yılın bile ilk 3 ayında 351 kişiyi iş güvensizliğinden kaybetmiş durumdayız. Bunun da oturup 1000 defa düşünülmesi gerekir. En önemlisi de Soma'daki annelere verilen sözlerin yerine getirilmesi gerekir diyoruz. 13 Mayıs bizim için bir başka öneme haiz. Ben Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde görev yaptım yıllarca. Şimdiki konuklarımızla da 13 Mayıs Peyzaj Mimarlığı örgütlülüğünün başladığı tarih olarak biliyoruz. Öyle ilan edildi. Ben şimdi konuklarımı tanıtıyorum. İlk mezunumuz Sayın Batuhan Yılmaz. Evet. Değil mi? Kaç yıl mezunuyuz? 81 yılı hocam. 1981. Yani o zaman 76-77 döneminde mi başladı? 76-77 girişli. Evet. 81 mezunu. Tam 34 yıl olmuş. Maşallah çok güzel. Ciddi bir rakam. çok iyi. Ve diğer konuğumuz Bilgi Yarcı Bukrek. Değil mi Bilgi? Günaydın hocam. Bilgi asıl tabii günaydın. Bir de Bilgi çok önemli bir görevi de üstlendi. Gülbin Hiç Yılmaz'la kulaklarını çınlatalım. İlk belki de Türkiye'de Peyzaj Derneği'ni, değil mi? Derneği doğru oluşturdu. Hocam. Ege Peyzaj Mimarlığı. Ege Peyzaj Mimarlığı Derneği. Evet. Doğru hocam. O ne zamandı? 1989 yılında 220 kişiyle derneği kurmuştuk İzmir'de. Ama o dönemde Ankara'da da bir dernek vardı bizden bağımsız çalışan. Hı hı. Daha sonra bu iki dernek bir araya gelerek güçlerini birleştirdi biliyorsunuz. Odalaşma sürecine doğru çalışmalarımıza devam ettik. Evet. Ben hiç unutmuyorum. 1992 idi. Yavuz Önen kulakları çınlasın. O da TUMOP başkanıydı. Ve bir söz verdi bize. Ben buradan gidiyordum. Betül vardı. Bir de Oya vardı. Bir doğru. Genç daha vardı. Bir de Nalbantoğlu. Oktan Nalbantoğlu. Oktan Nalbantoğlu vardı. Uçaktan iniyorduk, elimizde dosyalar. Doğrudur genel kurula hocam. Koşturuyorduk. Ve 92'de söz aldık, 94'te de okay, onaylandı. Değil mi? TUMOP genel kurulunda oda olma sürecimiz konusunda onay çıktı. Bu 13 Mayıs nereden çıktı? Çünkü 13 Mayıs'taydı genel kurul TUMOP'un. 13 Mayıs tarihinde onaylandı bizim oda oluş sürecimiz. Evet. Ve o dönemde... Ama o zamana kadar oda olarak devam etti. Yani. Yok, 94'te onaylandığı tarih 13 Mayıs. Genel kurulun olduğu tarih 13 Mayıs. Dolayısıyla biz 13 Mayıs'ı 2007'de çalışmalarımız sonucunda Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü ilan ettik. 2007 yılında. 2007 yılından bu yana da işte yaklaşık 8. yıla girdik sanırım. 8 yıldır da Peyzaj Mimarlığı Odası etkinlikleriyle bu yıl kutlanıyor. Tabii ki bugün olduğu gibi de yine kutlanmaya devam ediyor. Devam ama ben ediyorum. De aynı acıyı sizinle paylaşıyorum. Soma'nın da bu 1. yıl dönümünde aynı zamanda ölen madencilerimize saygıyla anıyoruz. Yakınlarına da başsağlığı ve sabır diliyoruz ayrıca. Evet, doğru. Efendim, diğer konuğumuz da benim yine ayrı bir akademisyen meslektaşımız diyelim, öğrencimiz aynı zamanda. Sayın Nurdan Erdoğan. Nurdan Erdoğan'ı tanıyorsunuz. Ege'de Çevre diye bir program vardı. Değil mi Evren? Hatırlıyor musunuz? Birdenbire Ege'den Çevre oldu. Evet. Peki. Nurdan Hanım,
ne zaman başladık akademisyenliğe? Peyzaj mimarı olarak neler 2000 yapmaya çalıştık? Ege Üniversitesi'nden mezun oldum. Hı-hı. Ve 2001 yılında yüksek lisansı. Bir de bir şeyi unutmadan söyleyelim. Nurdan Hanım aynı zamanda şu andaki odanın da yönetim kurulunda yazman üye galiba. Yazman üye. Çok görevini güzel. Yürütüyorum. Evet. Bilgi Hanımlardan almış olduğumuz bayrağı hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. 11. dönem yönetim kurulu üyeleri olarak. 2001 yılında çevre bilimleri ana bilim dalında başladığım yüksek lisansla birlikte de akademisyenliğe başlamış oldum. Yüksek lisans dönemin benim için son derece önemli olan bir süreçti. Çünkü bugün de aslında ya da kendi aramızda da sıklıkla gündeme getirdiğimiz peyzaj mimarlığı aslında çok da tanınan, tanınmaya ya da tanıtılmaya hala ihtiyaç duyan bir meslek grubu. Ben çok farklı disiplinlerle birlikte çalışmaya başlayarak farklı disiplinlerin bir arada nasıl çalışabileceğini ve peyzaj mimarlığının nasıl bir görev üstlenebileceğine yönelik çalışmalar yaptığım için son derece benim için katkısı olan, önemli olan bir süreçti. Peki o zaman peyzaj mimarlığı nedir? Mehmet Köseoğlu'nun da kulakları çınlasın. Başlayalım. Mehmet Hocam'ın kulaklarını çınlatarak başlayalım. Bize yıllardır söylediği ekolojik dengeler, planlamalar, evet, tasarımlar, evet, kavramlarından başlayalım hocam. Yani, halkın anlayabileceği bir şekilde. Tabii ki, tabii nedir tabii bu peyzaj mimarı? Ne iş yapar? Kanunu yani, manunu var mı yok mu? Evet. Ben ona bir küçük anekdotla başlamak istiyorum. Derhal, 88 yılında, 87'de biliyorsunuz master'ı, yüksek lisansı bitirdiğimde 88 yılında ofis açmaya karar vermiştim ben. Bir büyük cesaretle İzmir'de ilk ofis olarak. Ne yapacağız sorusunu sorarak başlamıştık ofisin kapısını açtığımızda. Ama bugünlere gelindiğinde tabii. Şeyde Alsancak'ta güzel bir büroydu değil mi? Alsancak. Önce Bornova'da başladık hocam. Miydi? Sonra evet. Alsancak. Evet. Sonrasında da işte meslek hayatına yaklaşık ben de Batuhan Bey'in mezun olduğu yılda bölüme girerek onların mezun olduğu seneden itibaren başlayarak hep devam ettim. Peyzaj mimarlığı halkın anlayacağı dilde aslında kamu yararı için çalışan, ben biraz önce hani insanlık suçu diye nitelediğimiz Soma olayları gibi tam tersine insan için var olan bir meslek disiplini aslında. Genelde insanların kafasında oluşan insanların rekreasyonel ihtiyaçlarını giderici tasarımlar yapar. Dan yola çıkar biliyorsunuz peyzaj mimarlığı ama aslında sadece rekreasyonel ya da görsellik anlamında bir çalışma yapmıyor peyzaj mimarlığı. Peyzaj mimarının yaptığı çalışmaların çoğu tasarımı olsun, uygulaması olsun, peyzaj doğa koruma olsun, peyzaj yönetimi olsun bu tür kavramlarla aslında insanların birçok ihtiyacıyla birlikte doğal hayatı korumak, insanların düşünün afet olaylarında toplanabileceği açık alanları yaratmak, onun dışında da doğal hayatı da ekolojik dengeyi koruyacak hayvanların barınma ortamını bile yaratmak yoluyla çok geniş bir yelpazeye sahip aslında. Çok güzel bir tanımlama mimarlı oldu. Tabii geniş ama demek ki habitat yani yaşam ortamını kullanmak bir yerde. Kesinlikle, yani bir kesinlikle. Yarattığı fiziksel ortamlar aslında ama doğru, öbür yandan da doğayı koruyarak yarattığı fiziksel ortamlarda bu birçok işlevi evet, bir arada hayata geçiren bir meslek disiplini aslında evet, peyzaj mimarı. Batuhan yapabiliyor muyuz gerçekten bu söylenenleri? Ben pek ya yapabildiğimizi neden zannetmiyorum. Evet. Neden? Neden? Hocam bir kere biz mezun olduğumuzda öyle şeylerle karşılaştık ki bir iş arama sürecine giriştik mezun olduktan sonra. Ve gördük ki Türkiye'de peyzaj mimarlığı mesleğinin değil adının bile tanınmadığı bir ortamdayız. Tabii çalı çırpı mühendisi falan gibi laflar evet, ediliyordu evet, kesinlikle öyle. Evet. Ve bizim yaptığımız işi ya ne olacak bir bahçıvana yaptırırız bravo, düşüncesi hakim bravo, olan yıllardı bravo, o yıllar. Evet. Şimdi mutlaka ben gerçi mezuniyetten sonra çok fazla mesleğimle ilgili çalışma imkanı bulamadım. Ama bu yüzden bulamadın yani. Bu yüzden bulamadım. Yani, evet. Evet. Arkadaşlarım daha iyi bilirler. Şu anda mutlaka çok daha iyi bir durumdadır. Ama kesinlikle yeterli olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Peyzaj mimarlığının gelişimi için bence az önce Nurdan Hanım'ın söylediği gibi farklı disiplinlerle
koordinasyon içinde çalışma zorunluluğu var. Bunu sağlayabildiğiniz zaman... Zaten ben hep koordinatör meslek derim bu mesleğe. Doğru. Evet. Doğrudur. Evet. Evet. Doğru. Yani birçok mesleği bir araya getirip bir peyzaj mimarlığının etkinliğinde çok daha rahat çalışma olabileceğine inanıyorum. Ben neden çalışamadım mesleğimde? Neden... bir mesleğe neden bir katkım olmadı? Dediğim gibi mesleğin adının bile bilinmediği yıllarda mezun olduk. Belki ben hata ettim, meslekten koptum belli bir süre sonra. Yok, herkes gibi ekmek parası olayı tabii, var. Tabii, işin yani. Bir de o yönü var. Fakat sabredip belki mücadele etmek gerekirdi. Ben o mücadeleye giremedim. Arkadaşlarım, bizden sonra gelenler o mücadeleyi yürüttüler. Şimdi çok daha iyi bir noktadayız. Mutlaka öyle. Fakat daha ileri gitmesi gerektiğini de düşünüyorum. Peki bu eksikliklerde Nurdan Hanım şey var mı acaba, bu akademik yaşamdaki eksiklikler mi? Yani öğretim, eğitim, öğrenimdeki bazı sakatlıklarda bunu aslında etkiledi şöyle, mi? Yani bir şey düzeltmek istedim. Çünkü dernek sürecinden bu yana aslında çok önemli aşamalar kaydedilmiş ve meslek belirli bir noktaya getirilmiş çok durumda. Çok uğraş verdiler yani onlara. Bundan önceki emeklerle biz buraya geldik ve belki Batuhan Bey'in söylediği gibi biz biraz daha rahat çalışır ve görevimizi yerine getirir hale geldik. Ama tabii burada şöyle bir durum söz konusu. Her ne kadar dünyada yaşanan sorunlar, ekosistemde meydana gelen, ekosistemlerde yaşam ortamlarına meydana gelen zararlanmalar, bozulmalar aslında peyzaj mimarlığına çok büyük bir görev yüklerken, sağlıklı yaşam ortamlarının oluşması açısından çok önemli bir misyonu yüklerken, kamuoyunun ve toplumun bir talep eder hale gelmesi gerekiyor aslında. Tanıma derken biraz bundan aslında bahsetmek istiyorum. Yani dişiniz ağrıdığında nereye gideceğinizi ve hangi meslek grubunu talep edeceğinizi bilirsiniz. Ya da işte bir söküğünüz olduğunda terziye gitmeniz gerektiğinizi bilirsiniz. Ama peyzaj mimarlığının artık hem kamu tarafından hem toplum tarafından talep edilen bir meslek grubu haline gelmesi gerekiyor. 13 Mayıs aslında bizim için bu farkındalığı, bu bilinci ve bu talebi yaratmak anlamında çok önemli bir gün. Tabii yani bu o kadar önemli ki ben çok gördüm çevre mühendisliğine gittiğini bir takım çalışmaların. Yani çevre mühendisleri bu işi halleder gibi. Halbuki mühendislik apayrı bir olay. Peyzaj mimarlığı apayrı bir olay. Tabii bir müddet hocalar da dahil peyzaj meysaj da dendi. Bunlar da tabii bugüne gelinceye kadar çok önemli bir takım eksikliklere neden oldu. Bir Musevi yurttaşın güzel bir lafı var. Yani çok şahane bir broş alırsınız bir hanımefendiye ama elbise yoksa, yani elbise ondan uymuyorsa, yani broş var elbise yok elbise gibi yok. Bir durum. Evet, peki Bilgi, bu konuda neler söyleyebiliriz? Örgütlülükte gerçekten başarılı oldu. İçte her odada olduğu gibi. Doğru. O bakımdan da eksiklerimiz var mutlaka. Hem onları anlatalım hem bu eğitime katkı. Tabii olabilir ki. Mi? Şimdi Nurdan Hanım'ın sözü bıraktığı yerden aslında devam edeyim, daha iyi olur. Hay. Farkındalık diyoruz ya. O farkındalığın sadece toplumda değil, bizim meslek disiplinimize sahip olan üyelerimizde de yaratmak gerekiyor. Çok doğru. Çünkü gerçekten peyzaj mimarı duruşu, peyzaj mimarı bakış açısı. Onu diyecektim, ilgi. Evet. Çok farklı bir şey. Bu duruşu ve bu bakış açısını sürdürdüğünüz ve ayakta kaldığınız sürece tanınırlığınızda bir şekilde siz de yansımayı görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu farkındalığı yaratmanın yeri, aynı zamanda bu meslekle ilgili yasal ve yönetsel hakları elde etmenin yeri, bunun yasal platformu olan Peyzaj Mimarlar Odası'ydı. Biraz önce anlattığım oydu. Dernekten buraya geliş sürecimiz de bu zorunluluktan kaynaklandı zaten. Çünkü derneğin yapısı belli bir yönetsel yapı içerisindeydi. Sonrasında artık haklarımızı elde etmek adına bu tür çalışmayı Ziraat Mühendisleri Odası bünyesinde, çünkü Ziraat Mühendisleri diplomasına sahip olduğumuz için bu bünye içerisinde gerçekleştirdik.
Onlar da bize bu konuda destek verdiler ve bugün 21. yılını kutluyor odamız. Destek verdiler ama beni 2 yıl affınız ettiler. 2 dönem ben Ziraat Mühendisler Odası kurucularındanım ben ama beni seçmediler. Ankara'ya gidemedim bu yüzden. Bölümü öğretim üyesi olduğunuz için hocam. Çok uğraş verdik çünkü bu konuda. Evet. Dolayısıyla 21 yıldır gelinen yol tabii ki bayağı bir yol alındı ama yine de Batuhan Bey'in söylediği gibi yeterli değil. Çünkü yeterli olabilmesi için bu meslek disiplininin planlama kararlarının olduğu yerel ve yönetsel bütün süreçlerde yer almasıyla olur ancak. Örneğin yerel yönetimlerin birçok alanında söz sahibi olmalı. Yani protokollerden mimari. Çok yasa, yönetmelik. Kesinlikle hocam. Değil mi? Kimlik kimlik hocam. Devlete muhatap olacak bir kimlik. Kesinlikle. Dikkatinizi şeye çekmek istiyorum. Son dönemlerdeki yasa değişikliklerine çekmek istiyorum özellikle. Kıyı yasası, tarih çevre koruma yasası, yasası, orman alanları yasası, planlı alanlar tipi imar yönetmeliği. Bu binlerce yasa sayabilirim. Son sıralarda çıkan ÇED yönetmeliği değişiklikleri. İmkan tanıyan yasalar, bu yasaların süreçlerinde peyzaj mimarı olmalı. Çünkü bizler bu doğa alanlarını korumakla görevli neferleriz diye düşünüyorum ben. Çok doğru. Bu neferler görevlerini yapabilmek için uyarmak durumunda, böyle bir sorumluluk bilincine sahip olmak durumunda. Dolayısıyla bu süreçlerde yer alabilmemizin yolu da hem yerel yönetimlerde söz sahibi olmak, hem de bütünsel yönetimde söz sahibi olmakla olabilecek ancak. Bu nedenle yani plan karar odaklarında mutlaka kesinlikle peyzaj mimarının olması gerekiyor. Kesinlikle. Doğru. Yani ancak biz ne kadar toplumda bu farkındalığı yaratsak da toplumun da bu anlamda bir sorumluluğu var. Toplumun da bu anlamda zorlayıcı olması gerekiyor. Evet. Yani bu iki taraflı bir ok işareti aslında. Dolayısıyla hem toplum bilinçli olacak, hem meslektaşlarımız bilinçli olacak ki meslektaşlarımız da tam da bu dönemde içinde bulunduğumuz ülkenin koşullarında bu senede adını Peyzaj Mimarları Odası Mesleki Dayanışma ve Mücadele Yılı olarak ilan etti zaten bu yılı. Tam da TMOB çatısı altında toplandığımız bu dönemde gerçekten meslektaşlarımız olarak odamıza sahip çıkmak, ülkemize sahip çıkmak, kamu haklarına, kamu yararına sahip çıkmak bizim vatandaş olarak da meslek sahibi olarak da aslında sorumluluğumuz. Ve tabii bir de bunu diğer meslek odalarından da bu özveriyi beklememiz gerekiyor. Tabii ki işte çünkü o koordinasyon dediğimiz şey biraz önceki buydu. Çünkü bunu bizzat yaşadığımız için belki aynı sınıfta mıydı o zaman bilemiyorum. Azimet Köylüoğlu yaşıyor diye biliyorum, kulakları çınlasın. İmar İskan Bakanlığı. Bayındırlık Bakanı'ydı galiba. O zaman evet, öyleydi adı. Ve ben öğrencilerimize durmadan, yalnız bir de yeğen denk geldi. Yani Azimet Köylüoğlu'nun bir yeğeni de bizde okuyordu. Onunla birlikte telgraflar, mektuplar vesaire. Çünkü o sırada imar yasası değişiyordu. İmar yasasındaki imza atma, ruhsat verme imzaları da değişiyordu. Ve hiç olmazsa galiba 10 bin kişilik toplu konutlarda peyzaj mimarının imzası olmasını başardık. Evet. Doğru. Fakat sonra ne oldu biliyor musunuz? Şimdi mimarlık diye tutturanlara söylüyorum ben. Mimarlar Odası ile İnşaat Mühendisleri Odası'nın durmadan uğraşıyla rahmetli Oktay Ekinci de ne yazık ki bunun içindeydi. Bizim imza yetkimizi tekrar kaldırdılar ve biz bunu tekrar geri almayı başaramadık. Evet, başka neler diyebiliriz Batuhan Hoca? Eğitimle ilgili hocam, yani tam şu anda tam şöyle, denk geldi artık bilginin bıraktığı yerden. Evet. Şöyle söyleyeyim, eğitimle ilgili eğitimin kalitesi bizim dönemimizde daha iyi miydi, şimdi mi daha iyi? Şimdi bunu tartışmak zaten anlamsız. Yani piyasaya anlamsız. Uygun hem bilim hem de piyasaya uygun adam yetiştiriyor mu acaba? Bence çok fazla öyle değil. Okulda, hele yeni açılanları bir görsen. Şimdi bildiğim yeri
söyleyeyim ben. Bizim dönemimizde siz de çok iyi biliyorsunuz ki öğrenci başına birden fazla öğretim üyesi vardı bölümde. Doğru. Biz gerçekten çok kaliteli bir eğitim aldık. 6 kişiydi galiba değil mi? 8 kişi miydi? Biz 16 kişiydik. Bizden sonraki sınıf 10 kişiydi. Ondan sonraki sınıf 11 kişiydi. Evet. Daha sonraki sınıf biraz kalabalıktı sanıyorum. 20 kişi civarında değil mi? 21 kişiydiniz. Şimdi 70'in üzerinde değil mi? Evet. Yani şimdi eğitimin kalitesinden önce bunu halletmek gerekir diye düşünüyorum şu an için. Bir kere artık peyzaj mimarlığı eğitiminin Ziraat Fakültesi bünyesinde verilmemesi lazım. Eğer biz peyzaj mimarı olarak ayrı bir diploma alıyor isek, bu diplomayı bize verenin peyzaj mimarlığı fakültesi olması lazım diye düşünüyorum. Gelişmiş ülkelerde bravo, çok doğru. Ya da bir Amerika şöyle yapmış mesela, bir örnek verelim. Yaşam Bilimleri Fakültesi diyor. Yaşam Bilimleri Fakültesi'nde peyzaj mimarlığı var. Ziraat mühendisliği var. Ama ayrı. Evet. Bunlar. Evet. Yani ve yaşamın mühendisi gerçekten. Ben de o yüzden diyorum ki yani peyzaj mimarlığı yaşam kafalılar olan bir gruptur. Mühendis kafalı değildir diyorum. Evet. Dolayısıyla ayrı bir fakülte söz konusu olduğunda o zaman eğitimin kalitesini arttırmak hem daha kolay olacaktır, hem de mutlaka çok daha iyi sonuçlar verecektir. Dediğiniz gibi piyasaya uygun hem akademik konuda hem piyasa konusunda çok daha uygun sonuçlar verecektir. Bir arkadaşımız, adını anmadan geçemeyeceğim, bizden bir sınıf sonraydı. Şu anda bölümde kendisi, biliyorsunuz, Erhan Küçük Erbaş, sevgili profesörümüz. O sizin dönemiydi. Benden bir yıl sonraydı o. Evet. Mimarlığı yapı mimarlığı olarak adlandırıyor. Son derece hoşuma giden bir tanımlama oldu bu. Biz peyzaj mimarıysak o arkadaşlarımızın yapı mimarı olarak anılması lazım. Şimdi mimarlık çok geniş bir kavram. Tamam, belki peyzaj mimarlığını da, bizim mesleğimizi de içine alıyor. Ama Erhan'ın tanımıyla yapı mimarı diye adlandırıldığında bizim peyzaj mimarlığımızın önemi artacaktır, daha çok öne çıkacaktır diye düşünüyorum. Doğru. Onun için doğrudan doğruya bir peyzaj mimarlığı fakültesinin kuruluşu, inşallah bu önümüzdeki 13 Mayıslardan birinde onu kutlarız. Ayrı bir fakülte olarak eğitim vermek bence çok daha uygun. Peyzaj mimarlığı fakültesi olarak ilk kez bu programda dinleniyor. Çevre fakülteleri falan diye ben düşünmüştüm. Çok onun üstünde de durdum. Çünkü gerçekten onun içine girmeli. Yani çevre mühendisi, çevre, hatta biz bir doktora ile ilgili bir çalışma yaptık. Pardon, enstitü kurulması için çevre merkezi müdürlüğü yaptım ben, biliyorsunuz aynı zamanda. Tabii bu tanımları bizim hep hocalarımızdan edindiğimiz bilgilerle bugünlere gelindi. Ama çevrede de işte hep onu ayırmıştık, çevre teknolojileri ve bir de bu peyzajın falan içinde olduğu. Hukuk da var bunun içinde tabii yani. Gayet tabii. Peyzaj yani, hukuku kesinlikle. En eksik tuttuğumuz şeylerden birisi buydu. Evet, biraz da onlardan söz edelim. Yani nasıl doktora çalışmaları vesaire, bunları sadece raf süslesin diye mi yapılıyor acaba, yoksa? Aslında tabii eğitim programları geliştirilirken belki de ihtiyaçlar ön planda tutularak, özellikle yereldeki ihtiyaçlar ön planda tutularak uygulamaya yönelik çalışmalar yapılıp bunların gerçek anlamda uygulamaya aktarılabilmesi gerekiyor. Ama ben burada tekrar çok disiplinliliği vurgulamak istiyorum. Çünkü peyzaj mimarlığı evet tek başına çalışabilmekle birlikte bir koordinasyon görevini üstlenmesi ve farklı disiplinlerle etkileşiminin güçlü olması gerekiyor. Ve eğitim süreçlerinde de aslında bu birlikte çalışma kültürünün özellikle yüksek lisans ve doktora ortamında sürece dahil edilmesi. Çok önemli bir konu. Şimdi yani örneğin ODTÜ'de tasarım peyzaj. Bilmem şurada orman fakültesinde şu. Orman fakültesinde. Bilmem bu nasıl bir olay yani, uygun mu? Uygun değildir tabii ki hocam. Yani aslında
Evet. Öncelikle bir meslek terminolojisinin oluşması gerekiyor. Doğru. Ama siz bu kadar farklı disiplinler altında yürüttüğünüz bir meslek grubunda o doğru meslek terminolojisini, ortak meslek terminolojisini geliştirmekte ana hatlarıyla sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun yanı sıra farklı disiplinlerde oluşmanın getirdiği o iletişim eksikliği de yani ortaya çıkıyor. Yani bir araya geldiğinizde olaya bakış açınız, mesleki doğrular biraz daha farklılıklar içermeye başlıyor. Doğru, doğru. Ben o zaman saate baktım da 3 dakika kalmış bitiyor. Son sözleri şöyle alalım. Bırakılan yerden tabii. Tabii ki. Kim yapacak yani bu işi peki o zaman madem bu eksikler var. Evet. Doğru, kim yapacak bu işi? Bu işi Feyzaj Mimarları odası yapacak. Odası yapacak. Evet. Yani Nurdan Hanım'ın bıraktığı yerden alırsam şöyle söylemek istiyorum. 2013 yılında halen o da şu İzmir Şube Başkanlığı yürüttüğüm dönemde şöyle bir araştırma yaptığımda 28 fakültede peyzaj mimarlığı bölümü olduğunu tespit etmiştim. 28 fakülte demek 28 ayrı dil demek şu an ülkemizde. Dolayısıyla biz terminoloji derken işte önce akademisyenlere burada. Şimdi 42 falan diyorlar. 60'tır hocam. Yani çünkü 47. yılını tamamlıyor şu an peyzaj mimarlığı eğitimi. 47 yıl olmuş. 47 yıldır bu eğitim alınıyor. Evet. Dolayısıyla işte tam da burada akademisyenlere çok büyük görev düşüyor. Çok bu doğru. Akademik süreçleri ya da eğitim programlarını hazırlayanlara çok büyük görevler düşüyor. Onların oda süreçleriyle işbirliği içerisinde çalışmasına ihtiyaç var. Şimdi onu söyleyecektim. Evet. Yani işbirliği şart. Kesinlikle. Ona bu şart. Buna falan. Evet. Evet. Çünkü o da bu işin yasal ve yönetsel ayağını gerçekleştirmeye çalışırken ortak bir terminoloji, ortak bir dil oluşturulması gerekiyor peyzaj mimarlığı anlamında. Her fakültenin kendine özgü bir tasarım kavramı, planlama kavramı var. Diğer üyelerin de ya da mezun olan kişilerin de dilleri birbirinden farklı. Çok doğru. Dolayısıyla bunları hayata geçirirken yani mesleği icra ederken herkesin kullandığı terimlerin birbirinden farklı olmaması lazım ki biz halkın kafasında net bir sonuç oluşturabilelim. Bu yüzdendir ki zaten o bitki satıcılarının eline düştü bütün projeler değil mi? Kesinlikle. Var, onlar bize bildiriyor. Kesinlikle. Eskiden biz hatırlarsın evet. Yani proje yaptırırken en az 1000 bitkiyle falan çalışılırdı. Evet. Evet son sözler. tamamen katılıyorum Bilgi Hanım'ın söylediklerine. Kesinlikle o da akademik çalışma yapan kişilerle yani fakülteyle birlikte bu konuda çalışmalı. Eğitimin mutlaka ve mutlaka belli bir terminolojisi olmalı. Bu oturtulmalı ve insanların kafasındaki tabii. O bulanıklık giderilmeli. Tabii, her şeyden önce. En azından ana temel ilkelerle. Evet. Çünkü hepimiz dağınık konuşuyoruz. Evet, yani. Evet, evet. Doğru. Kesinlikle peyzaj mimarlığının ne olduğunu önce çok iyi anlatabilmeliyiz. Yani doğru. Bu tabii böyle çok kısıtlı süreler içerisinde belki tabii zor ama zaman içerisinde bunu oturtacağız diye düşünüyorum. Nurdan Hanım son sözler. Eğitimle ilgili olarak da ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi her yıl bugün öğrendiğimiz rakama göre 42 fakültede 1000 peyzaj mimarı öğrencisi öğrenim hayatına başlıyor ve mezun oluyor. Dolayısıyla mesleki yeterliliğin korunabilmesi, belirli bir niteliğin sağlanabilmesi için belki yaşam boyu öğrenme ya da meslek süresi boyunca bir eğitim faaliyetinin de yürütülmesi gerekiyor. Yani meslek içi eğitimlerin meslek içi sürmesi eğitimlerin. Gerekiyor. Ve bu noktada da yine oda ve üniversite işbirliği çok büyük önem taşıyor bu işbirliğinin yürütülebilmesi için. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz bugün Peyzaj Mimarlığı Örgütlenme Günü idi ve arkadaşlarımızla bu konuyu paylaşalım istedik sizlerle. Bir gerçek var. Demek ki teknik altyapıyı mutlaka meslekte ortaya koymak gerekir. Yani kimliği ortaya koymak gerekir. Benim hep bir iddiam var. Çünkü peyzaj mimarlığı bölümlerinde çimle ilgili örneğin bir örnek bu. Sadece şu andaki futbol sahalarına bir peyzaj mimarı, bir trilyonlar harcanıyor biliyorsunuz, görevlendirilse peyzaj mimarı kalmaz. Yani o kadar yoğun işleri olur diyoruz. Efendim gelecek hafta tekrar görüşelim diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.